arkadaşlar, motor revizyonumuz sonuzda devam ediyor. 40-50 bindeki motorumuzun beygirini çoğaltıyoruz. Yani peşinden 3-4 beygir daha kovalayacak. Daha fazla paket atacak. Öyle değil mi hocam? Aynen öyle abi. Ne tür sıkıntılar yaşıyoruz yeni kasa PCX'te? Mesela yapmadan önceki halinde neler yaşıyorduk? Yaptıktan sonra da yorumlara bekliyoruz. Neler düzeldi, neler düzelmedi? Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değecek mi? İnşallah. 400 kilometre geldiğine değecek mi? Yapılan iş ne olacak? Gerçi test ettirdik. Test motoruyla bunun arasında şu an ne gibi fark gördün? Abi kesinlikle daha seri bir motor. Yani PCX değil diyorlar. Değişik bir motor olmuş. Tabii daha üst versiyonu. Yani PCX Plus diyebiliriz yani. PCX NMAX'leşmiş hali. NMAX'ten daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Şimdi PCX'e diyorlar ki bisiklet şasesi gibi şase var ya. Neresi bisiklet şasesi? Ha şimdi onu da göstereceğim. Yani bazı YouTube kanallarında hani tam benim de takip ettiğimiz bazı böyle YouTuber'lar vesaireler var ya. Şimdi usta değil vesaire değil ama motor anlatıyor, tanıtıyor, güzel, faydalı bilgiler veriyor. Fakat işte sekkaya çarpıyorlar. Niye? PCX'de değil miydi? Kırmızı çizgi biz arkadaşlar. PCX'de öyle tecrübesi olmayan herkesin kafasına göre PCX hakkında yorum yapacağı bir durum yok. Yani neymiş? PCX'in şasesi bisiklet şasesi gibiymiş. Öyle bir dünya var mı? Adam videosunu göstersin. Bir telefonda aç da bir seyredeksen onu. Adam PCX'in arka çantasına ne biniyor bak. Şuradan evet. Şuradan gösterebiliriz de. Müsaaden var mı? Müsaademiz var da. Yayınlamakta. Tabii ki tamam. Hiç sıkıntı yok. Yani PCX şasesi öyle basit bir şase değil. Bugün NMAX şasesi bile o kadar basit değil. Yani PCX'in şu an söküyoruz zaten. Şasesini göstereceğim. Ne derece sağlam olduğunu hep beraber göreceğiz. Test yürüteceğiz. Biz burada bir ürün tanıtıyoruz, bir şey yapıyoruz. Sonra o ürünü şöyle böyle diyoruz. İnsanlar bizi topa tutuyor. Adam PCX şasesi diyor, bisiklet şasesi gibi diyor. Hala evet hemen katılanlar. Ne taşıdığımızı gösterelim, gösterelim abi. Hemen gösterelim. Yakın bak. PCX'i bunları taşıyoruz. Burada yaklaşık 50'ye yakın paket var. Evet, paket. İsteyen sayabilir abi. Evet. 65'e 65 çanta artı altında tepsi var. İçinde o ne şekilde var? Onun ağır duruyor. Abi içinde şöyle söyleyeyim her bir pakette yani biraz önce gösterdiğim yakın videoyu göstersene. Diye video. Ha, yani. Hemen tabii ki de hemen onu da gösterelim. Onu da göster de görelim. Hemen onu da gösterelim. Bu arada arkadaşlar Bursa'dan geldi. Bursa'dan geldiler. Bak hazırlıklar devam ediyor. Gel Bilal abi. Ne yapıyoruz? Evet. Arka dik. Hemen burayı da söküyor. Fren vesaire Bursa'nın, göster. Bursa'nın en hızlı kuryeleri. Yani en hızlı kuryeleri. Fren yolda. Evet, deli onu da delillendiririz. Merhaba abi. Merhaba abilere. Merhaba abi. Evet. Ya buyurun. Evet. PCX'in şasesi bisiklet şasesiymiş diyen arkadaşlar iki kere daha düşünsün. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Bir şey anlatabiliriz, bir şey hakkında yorum yapabiliriz ama bizim farkımız nedir? Yorum yaptığımız, anlattığımız olayı yaşıyoruz. Biniyoruz, test ediyoruz. Tek farkımız bu. Arkadaşlara da soralım. Şimdi sosyal medyada, YouTube'da eline tornavida alıp motor söktüğünü görmediğin kişiler motor hakkında yani mekanik konular hakkında bilgi veriyor. Bu ne derece doğru? Şimdi benim yaptığım videolarla onların yaptıkları videolar ya arasında ne fark var? Usta şöyle söyleyeyim. Şimdi ben de yanımdaki arkadaş da Allah razı olsun hani senin sayende meslek sahibi olduk diyebiliriz. Yani motorun bütün yani gereksinimlerini kendimiz alet edevatımızla hallediyoruz. Hani evet. Mesela senin sayende şimdi yani nedir şeyi öğrendik. Videoları mı seyrettiniz? Debriyaj tabii tabii. Varyatör bakımı. Varyatör bakımını mesela kendim yapabiliyorum. En ince ayrıntısına kadar mesela tabii. Ondan sonra sana cebine kalıyor tabii. Adamın. He, aynen öyle abi. Yani inkar etmiyor adam. Ne güzel bak. Tabii, Allah razı olsun. Yani ya. Biz o videoları zaten ha, buraya bedavaya gelmedik yani. Gizlemiş olsak öyle bir video yapmayız. Biz ne diyoruz? Kasta büyük. Koca okyanus. Oltay at. İster sazan tut, ister aynan sazan. Ha ne var? Şimdi sen mesela örnek veriyorum. Şimdi şöyle bir şey. Hani düz mantık baktığın zaman belki o senin için bir kayıp gibi görebilir bazıları. Ama ne var? Şimdi o video mesela bizi Bursa'dan buraya getirdi mesela. Şimdi hani öyle düşünülebilir yani. Ya şimdi biz onu öyle düşünmüyoruz. Şimdi biz bunu ne olarak düşünüyoruz? Ekonomi yönünden ve insanlık yönünden düşünüyoruz. Kesin, öyle biz, bizim çizgimiz belli. Biz bir çizgide giderken bak burada ne diyor? PCX'i
durmuyor dediler. Yıllarca TCX videosu yapıyoruz. Ne denildi? TCX'i arka fren dix yapamadılar. Al gel. Arka fren dix. Şimdi bir de şu var. Bu uydurma kaydırma bir şey değil. Zaten olan bir şey. Avrupa versiyonunu Türkiye'ye getirmiş olduk. Parçaları birleştirdik. Yaptık. Yani ekstra bir şey yapmadık. Şunu ben üretmedim. Bunu Honda kendi üretmiş. Honda kendi üretmiş bunu bak. Honda'nın kendi ürettiği bir ürün. Yani bunu ben üretip de kalıpta döküp de yerli milli diye de sunmuyorum. Honda'nın kendi Japonya'da ürettiği veya bir yerde yaptığı bir şey. Jant aynı, o aynı, bu aynı. Fren merkezi bak, Nissin fren şarteline kadar. Şimdi ne olacak? Bunu biz denedik, motorumuzu da denedik. Arkadaşa da motoru denettirdik. Aradaki farkı gördü. Tamam ben de istiyorum aynısını dedi, yaptık. Şimdi buradaki mesele bu. Ama bunu sulandırıp dallandıran, budaklandıran abudumun gazları illaki olacak. Öyle değil mi? Sizin sektörde de var mesela. Evet, kesinlikle abi. Seven de olacak, sevmeyen de olacak. Ama bizim de kendi meslektaşlarımız içerisinde bizi şimdi seven de var, sevmeyen de var. Şimdi mesela şey gibi, şimdi arkadaş az önce bir şey söyledi. Mesela bu lafın gelişi değil. Gerçekten mesela benim şey yapmak için söylemiyorum. Yani Trendyol'da mesela Türkiye rekorlarım var. Günlük paket rekoru mesela günlük evet. 110 paket atmışlığım var. İşte haftalık 550 paket. Şimdi ne var? Çekemeyen de var. Sevmeyecek olan da olacak. Bu her mesleğin içinde var yani. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Başarı boş duranın değil, koş duranın aklıdır. Ben bu sektöre girmeden önce arkadaş gibi kuryelik yaptığım esnada da motor da yapıyordum. Başka iş, günde dört tane işte çalışıyordum. Yani buralara kolay gelmedi. Dört tane işte çalışıyordum. Ha bu ne demek? Akıllı sistemle çalışırsan sistem seni bir yere götürüyor. Kafayı çalıştırırsın. Ama kafayı çalıştırmasan oturduğun yerde kimse sana ekmek vermez. Şimdi bu adam niye bu işlemleri yaptırıyor? Şimdi bu adam bu motoru satsa 120 milyar, 130 milyar etmeyecek. Şimdi yeni bir SH 125 alsa 200 milyara mal olacak. Peki bu motorun konforun gidişi, oturum şekli 10 numara alışmış, çok memnun. Neyinden memnun değil? İstediği gibi tutuyor. Hızlı giderken bir araç çıksa durduramayacak falan. O korkudan dolayı motoru basamıyor, pratikleşemiyor. O pratikliği bu fren direkten ortadan kaldırıyor, mükemmel ötesi oluyor. Bu bir. İkincisi rampalarda performans yok. Gazı veriyorsun, ha spesiye binirsin, ha buna, ha aktivaya, ha aktivaya, hiçbir farkı yok. Aktiva daha iyi de diyebiliriz aslında. Şimdi bu adam ona bindiği zaman o keyfi de aldıktan sonra başka motor almasına gerek yok. Burada nedir, niye çalışıyoruz? Para kazanmanız için. Kazandığımız parayı ne yapacağız? Cam motorumuzu alacağız, cep kolumuzu alacağız. Ama şimdi bu adam buna harcadığı zaman bunu bir ay iki ay içerisinde ekalte edecek zaten. Çünkü motor satmasına gerek kalmaz. Bir yönden de motoru revizyon olmuş oluyor. Bugün TCX 100 binde bile yağ yakmıyor aslında. Ama şöyle bir korku var ya, bu zaten 80-100 binde motoru gider korkusu olanlar var ya, getir hem motorun yenilensin hem versiyonun değilsin. Şase ölmüyor. Şimdi burada konuyu yine şasiye getireceğiz. 118 binde bende TCX vardı. Şasede en ufak bir sıkıntı yoktu. Şimdi burada PCX şasesi şöyle kötü, böyle kötü deyip de bugün SM'ymiş, kim koymuş, onları ön plana çıkarmaya çalışan arkadaşlar o motorlarda nasıl bir rezillik çekeceğini bilmiyor. Şimdi bu arkadaş dedi ki, ya ustam sen buna arkayı dix yapıyorsun ama yarın balata bitse ben nereden bulacağım? 150 liraya da var, 200'e de var, 500'e de var. Honda Forza'nın balatası ve bütün muadil balatalar da var. Bugün aynı olayı bir SM'de, bir Kimco'da bir arka balata almaya git bakayım. 2500 lira, 3000 lira, 1500 lira. Gezelek oluyorsun. Ya neyinki olur, o mu olur, bu mu olur? Daşla tıraşla, kulağını al, buyruğunu al. Dak ses yapıyor, gacırtı yapıyor, gucurtu yapıyor. İşte biz tercih nedenimiz Honda, hani diyorlar ya Honda'nın reklamını mı yapıyorsun, işte Honda böyle reklam yapmaz. Alakası yok. İyi olan her şeyin reklamını yapıyor. Ben kötü biri olsam, bu adam beni seyretse, benden feyiz almasa burada ne işim? Niye gidelim? 400 kilometre otobanda kalmış adam. Yine yani. Yılmadı geldi yani. Geri dönüş bile yapmadı. Çünkü kafaya koymuş yani. Kırmızı halı serdik. Bak, özel biraz halı getirdik. Halı da kirlendi. Ondan önce gelenler oldu. Evet, evet arkadaşlar. Biz izlemeye devam ediyoruz. Süleyman ustam son hızla motoru indiriyor. En kısa zamanda götüreceğiz. Bir de şu avantajı olacak. Egzoz vida yerleri vesaire yalama olmuş. Yalama olunca şu parçanın değişmesi gerekiyordu zaten. Bir taştan da kurtarmış olduk. Aynen. Bir taşından 2-3 kuşu vurdu. Kuş katliamı yapmış olduk diyebiliriz evet. Abi. Şimdi ben de burada ne yapıyorum arkadaşlar? Ön hazırlıklarımı yapıyorum. Fren şarteli arkadaşlar daha mükemmel ötesi oluyor bak. Arka fren
Bak frene basın çık diye yanıyor. Basıyorum marş devreye giriyor. Buradaki müşür kabloları vesaireleri bunları da ayarladım. Şimdi takacağız. Havasını koyacağız. Vesaire çık diye gidecek. Çantamızda diskini taktık. Diski de hazır. Şimdi silindir piston sekmanını da hazırlayacağım. Motor indiği zaman bir saat içerisinde geri toplayacağız. Tabi ince detayları, ayrıntıları vesaireleri olur ya, bir aksilik çıkar, bir yerde bir durum olur. Onlara da razı. Şimdi adam 7'de yola çıktı, otobanda kaldı. 2 saat rotor aldı. Şimdi biz de sökerken bir yerde bir hata varsa belki biz de rotor alıyor. Ya bu şans kader, ama şu var. Bu sistem tuttu arkadaşlar. Nasıl tuttu? Kendi test motorlarımızla test ettik. Sıkıntı yok. Şu an bu 3. motorumuz. Hatta 5. motorumuz. Disk yapmayıp da beygirini yükselttiğimiz motorlar. Şu an Kazım Bey biniyor. Kaç yapıyoruz Kazım Bey? 1.5, 1.6. En fazla 1.7 yapıyor. Yani yakıtla ilgili 100 kilometrede 1.6 litre yapıyoruz. Evet, sonuna kadar yani. Kimse inanmasa inanmasın ama gerçek bu. Evet. Ben çok memnunum. Ve cinnah yokuşunu 50 ile çıkarken şu anda 75'e çıktım dediniz. 77, evet. Evet. Şimdi buradaki asıl mesele şu. Allah şunu zannetmesin. Aa, bu motor 130 yapacak, 140 yapacak. Öyle bir dünya yok. Bu motor ilk 100'ü hızlı kat edecek. Ondan sonra ne yaparsa onu yapacak. Yani biz burada motorun hızını açmıyoruz. Bilginiz olsun. Çünkü 5000 kilometreyi doldurmadan hız açmak riskli. Piston klopaj yapar. Sekmanlar klopaj yapar. Çünkü bu takılan parçaların frankla uyum sağlaması 5000 kilometreyi buluyor. İlk 500 bin kilometre rodacı olsa da motorun tamamen kendine gelmesi 5000 kilometreyi buluyor. Ben mesela 118 bindeki motora taktım. Onda daha seri gitti mesela. Niye? Motor frank alışmış artık. Ne verdiyse gidiyordu. O motorda daha çabuk adapte oldu. Şimdi 15 bin kilometredeki motora taktım. 200 kilometre daha adapte oldu. 40 binde. Bunda belki 100-150 kilometre sonra adapte olacak ama hız yapma süreci 5000'den sonra olması gerekiyor. Çünkü piston etekleri aşırı hızdan dolayı klopaj yapabilir. Onun için motorları yormuyoruz. Bunlar da gerçek rodaj yapıyoruz arkadaşlar. Kapkadan çıktığı gibi değil de gerçek bir 500 kilometre bir rodacımız var. Buna katlanacağız. Özellikle şehir dışından gelen arkadaşlar, motora bindiğin zaman motor seni şaşırttığı için lan diyorum bu nasıl gidiyor, bu FJX'leri orayı deniyorum, burayı deniyorum. Fazla deneme yapmayın. Motor yeni olduğu için manyak bir şekilde rampa çıkıyor. Hatta 250 cc'ler falan rampada tenekeye çeviriyor. Bunu da söyleyeyim. O gün NC ile kalkış yaptık. Neredeyse ilk 20 metrede falan NC'yi tokatlıyor yani. Evet. Aynen. 750'lik motoru tokatlıyor. İlk 20 kilometrede. Ondan sonra geliyor. Ayrı bir mesele de. Yani demek istediğim. Seri. Geçen ben attım videoyu. Bir önceki videoda gördünüz. Pulsar 200 bebe çok agresif genç çocuk. Bundan bir ara dere trafik yaptık. Dedim herhalde pulsar kayboldu. Lan baktım arkamdan geldi. O da çocuğun kullanma kabiliyetiyle alakalı. Evet. Normal biri olsa hayatta gelemez. Yani demek istediğim trafikte, yoğun trafikte özellikle paketçilik yapan, trafikte adrenalinli giden, seri giden arkadaşlar için olmazsa olmazlardan PCX, arka dix ve beygir sayısı yükseliyor. CC yükseltmiyoruz arkadaşlar. Beygirini yükseltiyoruz. Millet yanlış anlamasın. CC yükseltme diye bir şey yok. Tork veriyoruz. Tork. Anti-tork sistemi. Yani nasıl 1300 araba 1600 gibi gidiyorsa valfinden dolayı turbo da akıyor. Ne yapıyor? 1300'lük araba 2000 motor gibi gidiyor. Aynı olay bunda da olacak. Ve bundan sonra da yani TCX'in şasesine şunla bunla laf edenlere de biraz sonra şaseyi de göstereceğim. Bakalım ne diyeceksiniz. Kısa bir ara verelim. Arkadaşlar TCX şasesi bisiklet şasesi gibi diyen arkadaşlarla yani kirli bilgiler dönüyor, ona göre söylüyorum. Bak arkaya çanta demiri yeri koymuş adam. Amortisör nerede bak, görüyor musun? Geride çanta demirini tutan yerler önde. Diğer motorlarda şuradan koymuş çanta demirini. Burada adam bak, amortisörün yük binme yeri burada, boruya bak. Racing de yok. Bak gel. Gel. Daha gidiyor. Öne doğru. Hepsini göstereceğim. Bak. Motor tutan kulaklara bak. Yani burada bilip bilmeden önüne gelen, yani PCX'e çabur atmasın diyeceğim de atabilirsiniz. Niye? Meyve veren ağaç nasıl taşlanıyorsa PCX de taşlanıyor. Hem PCX çok satılıyor. Neden çok satılıyor? Neden çok tutuluyor? Diyoruz. Anlatıyoruz. Hem de PCX'in şasesi zaten. Öyle olsa bu adam dünyanın yükünü taşıyor. Şase 50 kere kırılırdı değil mi? Kesin. Adam taşıdık yani abi. İşte örneği var videoda izleyen arkadaşlar. İçinden civciv mi çıkacak, kuş mu çıkacak diyor. Kocaman adam çıktı. Yani, evet. Sen mi çıktın yoksa lan? Yok değil. Başka biri çıkmış. O çıkan adamı da buraya getirseydik de. Böyle de bir durum. Şimdi önünü göstereceğiz. Ön şaseyi. Gel. Neyse dur bir tamamen sökülsün. Ön şaseyi de göstereceğiz. Kısa bir ara verin. Evet arkadaşlar, motor revizyonumuz devam ediyor.
Ne demiştik? PCX'in şasesi bisiklet şasesi diyenler, bisiklet şasesi mi görmedi veya bizim PCX şasesini yanlış biliyoruz dedik. Evet, PCX şasesini gösteriyoruz arkadaşlar. Sırf sizin için PCX'in şasesini söktük. Şöyle bakalım. Amortisör tutamaçları görüyorsunuz burada. Yük dengesi buradan geliyor. Borular şuradan geliyor. Buradan bak. Kaynaklara bak. Vesaireye bak. Şöyle bak. Şimdi öne doğru geliyoruz. Öne doğru geliyoruz arkadaşlar. Evet. Bisiklet şasesi diyen arkadaşlara gösterelim. PCX şasesi. Evet. Şöyle baktığımız zaman. Evet. Mesneti tutan yere bakalım. Nasıl bisiklet şasesi ise bir görelim arkadaşlar. PCX'imizin şasesini. Evet, görüyorsunuz. İki tane ayrı ayrı destek geliyor. Şuradan borular ve bu borular sağdan soldan mesneti destekliyor. Evet, deve boynu yani ön çatalı tutan mesnet borusunun oraya bir bakalım. Teneke tutuyor diyorlar ya. Nasıl bir teneke tutuyor onu da görelim. Boruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Kaynağı da burada. Yani PCX şasesi çok sağlam ve sağlıklı bir şase olduğunu buradan anlayanlar anlar, anlamayanlara istediğin kadar anlat yine anlamaz arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Ana şaseyi şöyle görüyorsunuz, bak buradan geliyor. Yukarıdan şu boru sağlı sollu geliyor. Ortada da mesletle birleşiyor ve ortada tutan yer de bak görüyorsunuz ne kadar sağlıklı. Şimdi kaza bela durumunda zaten motorla girdiğin zaman bütün şaseler, araçlarda da aynı olmak üzere gider. Şimdi bak yük dengesi, yük endeksini adam ne güzel yapmış. Yani PCX şasesi üstüne şase tanımıyoruz. O ayrı bir mesele. İkinci meselemiz arkadaşlar dolandırıcılık olayı. Ne dolandırıcılığı? Sibop ayarı dolandırıcılığına geldik. Şimdi ona da tekrar bir atış daha yapıyoruz. Şimdi siboplarımız burada. Şimdi şurada valflerimiz. Bir ikinci valf. Gel hocam bir video çek sana zahmet. Şimdi arkadaşlar PCX'lerde sibop ayarı dolandırıcılığı demiştik ya bir önceki yol videomuzda ve buradan onu da gösterelim hazır fırsat gelmişken. Şimdi iki egzoz, iki emme sibopumuz burada. Sibop ayarlarımız şuradan yapılması lazım. Hadi sibop ayarı yapıldı, sibop kontrolleri yapıldı diyoruz ya. Sibop ayarı yapalım motorumuza. Motoru indirdik. İndirdiğimiz halde yapabilecek miyiz? Ona gelelim. Motoru indirdik arkadaşlar, bak şu sibopun üstünü tutan malzeme girmiyor, bak şu demirden dolayı buraya da girmiyor. Buraya kısmen egzoz sibopuna girebiliyor, fakat şurada sentili nasıl oynatacağız ona bakalım. Sentilimi zorla oynayacağız. PCX'lerde sibop ayarı dolandırıcılığı arkadaşlar. Yapılmayan ayar yapıldı diye gösteriyorlar ya. Şimdi hadi ayar yapalım. Gel beraber. Şuradan ayar yapacağız. Nasıl yapacağız? Şu somunu gevşetmemiz lazım. O somunu nasıl gevşeteceğiz? Anahtar girmiyor bak. Bunu nasıl gevşeteceğiz? Anahtar çalışmıyor. Yani burada şunu demek istiyorum. Bak, şu baba ayar anahtarı. Standart bir universal anahtar veya başka anahtar olsun. Burada hadi çalıştır. Hadi burada çalıştır. Şurada saplamaları sökmeden hadi sibopu ayar yap bana. Nasıl yapacağım? Yani demek istediğim arkadaşlar, bilip bilmeden, görüp görmeden sibop ayarı yapıyoruz vesaire diyorlar ya, öyle bir şey yok yani. Hadi yap sibop ayarı. Biz şimdi ama yapacağız, nasıl yapacağız? Biz burayı sökeceğiz zaten. Buraya ne yapacağız? Silindir, piston, sekman, şaval, kaval takacağız. O zaman yapacağız. Ama sen normal şartlarda hani 10-12 binde sibop ayarı yapılması gerekiyor yoksa garanti dışı kalıyor diyorlar ya. 5000 liraya adam diyor ki ben diyor sibop ayarı yaptırdım diyor. Hadi yaptır 5000 lira. Bana gel 10.000 liradan aşağı sibop ayarı yapmam. Niye yapmam? Motoru gerçekten indireceğim. Gerçekten sökeceğim. Ha ben sana onun 5000 liraya yaptığı ayarı ben sana 500 liraya yapayım. Nasıl yapayım? Kağıt üzerinde. Sıvı aydınlatmalar kontrol edildi. Sibop boşlukları yapıldı. Sibop ayarı yapıldı kelimesini yazıyorsun. 500 lira veriyorsun. Ama öbür türlü adam yanına bir sıfır daha koyuyor. 5000 lira alıyor. Yani ülkemizde bu kadar sahtekarlıkların önü açık arkadaşlar. Kağıt üzerinde gerçekten bir ayar yapılıyor yani. Niye yapılmasın kağıt üzerinde, değil mi?
Adam kaşeyi vuruyor, parasını alıyor, atıyor cebine gidiyor. Hiç kontrol eden yok, bir şey yok. Şimdi sence sigorta ayarı yapmak için, yani motoru indirmeden sigorta ayarı yapılabilir mi? Şu olayı gördüm. İmkanı yok. Belki de bir şeyler altta kapmışsındır. Hadi kurbalarda çalmış. Adam buraya sonlama koymuş. Yani bu ne demek biliyor musun? TCX diyor ki arkadaşlar yanlış anlamayın. Beni karıştırma kardeşim. Sadece benzin al bin diyor. Ya senin işin de sigorta şavalla kavalla diyor. Ama abudumun gazları hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya bin diyor, para kazan kardeşim diyor. Neyi söküyorsun beni diyor ya. Ha biz şimdi niye söküyoruz? Biraz daha gücünü arttırıyoruz. TCX diyor ki madem hızlı gidecek ya Forza al diyor ya da diyor bana bir 3-5 beygir daha ver daha rahat gideyim diyor. Biz de şimdi TCX'in istemiş olduğu artı 5 beygiri üstüne koyacağız arkadaşlar. Ne olacak? TCX'imiz 13 beygirken 15 beygire çıkacak veya 20 beygire çıkacak. Bu da artı bir tork olacak. Ekstra bir de TCX diyor ki ya 5-10 kilometre daha hız yapayım diyor. O zaman da Süleyman Usta ne yapıyor? Evet. Şanzımanın içine bir tane ufak dişli atıveriyor. 20 kilometre hızını artıyor. Evet. Onu da attı hemen 2 dakikada. Gördün mü nasıl atıldığını? Hızlı atıyoruz yani hızlı. Hızlı bir şekilde şanzımanın dişlisi de atıldı. Şimdi motorumuz 20 kilometre daha hızlı artacak. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Arkadaşlar kirli bilgilere inanmayalım. Üste bir kere basacak yap. Evet arkadaşlar, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? Beygir yükselttik, tork yükselttik, siboplar, şavallar, kavallar değişti. Ekstra bir de şanzımanın içine 14T yani hafif son gazlarda bir 10-20 kilometre daha seri gitmesi için bir dişli takıldı. Şöyle diş sistemini göster hocam. Bana gelince de komple yeni jant, yeni dix, yeni kleper. Egzoz braketi. Zaten bunlar bozukmuştu arkadaşın. O da yenilenmiş oldu. Bu kısım komple tamam. Şu an hazır. Şimdi buna çelik fren hortumuyla burayı destekleyeceğiz arkadaşlar. Çelik fren hortumuz böyle gelecek. Ön merkezi gösterelim. Gel hocam. Şimdi burada da şuradaki şu manuel sistem iptal oldu. Komple şöyle dixli sisteme geldi. Burada üçlüler yerine takacağız. Ayna falan her şeyi zır orijinal arkadaşlar. Ön arka dix fren sistemimiz. Motor altına atacağız. Arkadaşı yolcu edeceğiz. Biraz geç geldi. Ondan dolayı geç gidecek cezalı. Videoyu da ona çektiriyoruz. Evet arkadaşlar, Ankara dışından gelmek isteyenler önceden randevu sistemiyle işlem alıyoruz. Motor aksamını beygir yükseltme, tork yükseltmede sıkıntımız yok. Fakat arka dix fren sisteminde bayağı bir önceden hem kapora hem de isim yazdırmanız gerekiyor. Çünkü bayağı parça telafisinde sıkıntı yaşıyoruz. Diski ayrı bir dert, canta ayrı bir dert. İşte o braket tutucuydu vesaireydi. Üst merkez, alt merkez farklı farklı böyle. Honda'nın kendi ürünü hepsi, Nissi'nin. Bayağı da başarılı, aynı şekilde kendi motorlarımızı da test ettik zaten. Önce kendi motorumuzu kullandırıyoruz, testten. Eğer tamam okey derse işlemlere başlıyoruz. Bunun da işlemleri bitmek üzere arkadaşlar. Şimdiden kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Şaseyle ilgili de işte şasesi zayıf diyenler için de ana şasemizi bir gösterelim. Bak çanta demirlerimiz şuralara takılıyor arkadaşlar. Yani amostör bayağı geride kalıyor. Amostörün gerisine takılmış olsa şaseyi ikiye kırar. Amostör geride, yükü bak. Öndeki yük dengesi amostörün önünde bak. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel. Bundan daha iyi şase nerede bulacaksınız? Ön şase de aynı şekilde. Bak gel bu taraftan göster. Benzin deposunun şaseyi. Yani böyle bir şase hangi motorda var? Bana bir gösterin yani. Bunun neresi bisiklet şasesiymiş? Onu da bir türlü biz göremedik bisiklet şasesini. Yani çapırın şasesinden daha sağlam yani. Öyle diyeyim ben sana. Şimdi bu arkadaş da zaten kuryelik yapıyor. Arkaya ne kadar yük atıyoruz hocam? Vallahi abi yeri geliyor. Yani 50 kiloyu geçiyor. Şimdi hatta özel hiç sorun yaşadın mı? Hiç sorun yaşamadım abi. Hiç kazada illaki araç da öyle mesela. En güzel dediğin araç bile, Volvo bile kazaya karışınca onun da rot balansı her yeri dağılabiliyor. Yani kesinlikle, Allah göstermesin. Kaza olayından sonra şaseyi yorumlamamak lazım. Şaseyi normal binişte yorumlamak lazım. Aynen. Piyasada o işte herkesin tuttuğu bazı motorlar var. Yolda giderken şase ikiye kırılıyor. Yolda giderken kırılıyor. Yani bunda en azından öyle bir şey yok. Kısa bir ara verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motorumuzun güçlendirme çalışması ve dix çalışması bitti.
Evet, yine bir motorumuzu arka ön fren dik sistemine çevirdik. Şu an ilk marşı yapacağız. Kontağı açıyoruz. Gel hocam şuradan tut. Kontağı açtık. Kontağı açtıktan sonra arkadaşlar 3 defa şu sesi duyacağız. 3. Dördüncü de şunu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Arka fren marş. Tek marş. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olalım, like atalım. Yine bir motorumuzu asfaltta tanıştıracağız. Güçlendirilmiş vaziyette. Yol testini arkadaş gittiği zaman PR'a bize video atar, sizden gelenlere atarız. Evet, nasıl bir duygu motorunuzun böyle tek marşla çalışması? Abi bakıp göreceğiz. Yani tek marşla çalışması güzel tabii. Yolda ne diyecek yani, değil mi? Diyecek. Onu merak ediyoruz, yani, biz de merak ediyoruz. Ama güzel olmuştu. Evet, yani. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olalım, like atalım.